Zamlı bir yıl oldu. Yıllar. Aynen. Rekor zamlarla hatta. Aynen. En son sigara ve bu köprü geçişlerine zamları görünce ben yurt dışından gelmeme rağmen gene mi bir gurbetçiye denk evet, geldik? Evet, abi. Evet. Şaşkınlıkla izliyorum, şaşkınlıkla. İnsanın gülen yüz görmüyorum ya. Hiçbir tane gülen yüz göremiyorum etrafımda. Neden abi göremiyorsun? Metroyu, bilmiyorum. Muhtemelen ekonomik sıkıntılarından dolayı tabii ki insanlarda para olmadığı zaman muhtemelen yüzü gülmüyor. Yurt dışından geldim dedin abi. Evet. Nereden geldin? Ilk ben Viyana'dan geldim. Avusturya-Viyana'dan. Avusturya-Viyana. Avrupa'da da kötü durumlar var diyorlar. İlk öncelikle bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Doğru mu? Yani o zaman onu diyen insanlar buraya gelmelerini tavsiye ediyorum. Hı. Ben buraya gezmek için geldim. Burada vakit geçirmek için. Yani daha doğrusu daha iyi alışveriş yapabilmek için. Hı. Daha iyi ortama girebilmek için geldim. Yani ucuzluktan madem, dolayı mı geldiniz? O da var. Hı. Tabii sıla-i rahim diyorlar. Onun için de var. Senede 2-3 kere ben izine geliyorum. Yani buradan Türkiye'den oraya Avrupa'ya gelen oluyor mu tatil için? Çok zor. Çok zor değil mi? Yani o zaman oradan hesap yapabiliriz yani. Nasıl görüyorsunuz? İyi, buram iyi. Nasıl görüyorsunuz? Oradan burayı nasıl görüyorsunuz? Ya ben bundan yani 10 sene öncesine göre oraya Türk turist çok geliyordu. Şu an tamamen bitti. Yurt dışına çıkabiliyordu insanlar, gezmeye gidebiliyordu. Şu an öyle bir şey göremiyorum ben. Hiçbir şekilde yok. Türk ekonomisini nasıl görüyorsunuz? Yani? Ya çok iyi görmüyorum maalesef. Ülkemizi üzülerek de takip ediyorum. Yani kendi ailemin etrafımdaki buradaki yaşayan ailemden düşük görüyorum. Yani çok iyi değiller. Yani moraller bozuk. Ya en adamın yani sigara içecek adam. Ona bile dünya kadar zam gelmiş dün. Sigaradan önce efendim doğalgaz, evet, elektrik, benzin, ulaşım. Ya İstanbul'u gezmek istiyorum. Yani bu bana dokunuyorsa İstanbul'daki yaşayan insanları gerçekten daha zor şartlarda olmaları gerekiyor diye düşünüyorum yani. Aile arasında konuştuğunuz zaman size Türk ekonomisi hakkında neler diyorlar? Ya insanlar çok zor durumda. Yani bunun böyle gitmeyeceğini, sosyal bir patlamanın yakın bir zamanda yaşanabileceğinin sinyallerini veriyorlar bana. Ben bu sokak röportajlarını izliyorum. Gerçekten de çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani insanların bilinçlenmesi açısından siz faydalı bir kamu hizmeti yapıyorsunuz. Gerçekten sizi de tebrik ediyorum bu konuda. Sadece sizi değil, diğer sokak röportajı yapan arkadaşları da takip ediyorum. Yani gerçekten insanlara mikrofonu uzatıyorsunuz. İnsanlar en son sıkıntısını anlatabiliyor. Yani mesela diğer ulusal basında böyle bir insanlara şans tanınmasını hiçbir şekilde görmüyorum. Derdini anlatamıyor insanlar. Yani şimdi ben bugün bir Mısır çarşısını gezdim. Fiyatları göz gezdirdim. Uçuk rakamlar var yani. Böyle düşünüyorsun, hesaplıyorsun. Biz hani euro hesaplıyoruz ya. Size göre ucuz aslında. Ha, ucuz aslında ama bize göre de pahalı. Yani bize göre de pahalı düşündüğün zaman yani. Biz bir tane almayacağız ki. Hepsinden değişik alacağımız zaman bize de yüksek maliyette geliyor. Üst üste geldiği zaman. Aynen ama İstanbul'u Araplara bırakmışlar. Onu gördüm yani. Gerçekten muazzam bir Arap turist var burada. Neden böyle olmuş? Ucuz. Onlar için çok ucuz. Bizim için de ucuz işin doğrusu. Bizim için de çok ucuz. Sağ ol abicim. Yani. Peki abicim şunu da söyleyelim. Bazı vatandaşlarımız ekonominin iyi olduğundan bahsediyor. Özellikle de şuradan Avrupa'dan gelen vatandaşlarımız da bunu söylüyor. Ben de bir şey söyleyecektim ya. Hemen geliyorum ablacığım size. Yani. Çok şikayetçiyim. Hemen geliyorum. Ablamız. O zaman bir dinleyelim. Tamam dinleyelim. Dinleyeceğim. Ben çok şikayetçiyim ya. Rekor zamlarla uyandık. Çok zam geldi. Her şey çok pahalı. Her şey bir şey alamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum. Ne olacak abi? Şimdi geldim bir şey almadım. 600 milyon getirsin diye hesaplıyorum. Ne aldım? Bir şey de almadım. Çocuğuma 6 tane boxer aldım. Başka bir şey. Bir çaydanlık aldım. Neden böyle oldu? Neden oldu bilmiyorum. Bu niye böyle? Ne olacak halimiz böyle? Ne olacak peki ablam? Sana göre ne olur? Neden bu durum? Ama ben biraz bu zamları kaldırmaları istiyorum. Bir teneke ya 120 milyon alamıyoruz bir şey. Bir teneke yağ 10 gün bana gitmez. Kalabalığız, ne yapacağız bilmiyorum. Sadece teneke yağ da mı efendim, her gıdalar şey, her olsun? Şey gıdalar, her şey çok pahalı, ne yapacağız bilmiyorum ya. Şikayetçiyiz yani, duysun bizim Cumhurbaşkanımızı duysun. Peki efendim elektrik, doğalgazı da bunlara da bugün geldi. Bugün geldi, daha kabinden çıktım, faturayı gördüm. 600 milyon doğalgaz gelmiş. Su zamlamış, biz ne yapacağız bilmiyorum. Bir şeyler hani yapmaları aslında. Ne yapılması lazım abla? Mesela biraz uygun yapsınlar. Bu millet tamam askeri ücreti zam yaptılar ama yapmaz olaydılar. Yaptılar, olduğu gibi de alıyorlar. Kaşıkla verdi, çömçeyle aldı. Aldığı gibi de alıyorlar. Bak, zammın bir anlamı kalmadı mı? Bir tavuk alamıyoruz diyorum. Belki bir aylardır biz et alamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum. Zamlardan askeri ücretin bir mantığı kalmadı mı abla? Kalmadı. Yapmaz olaydı o askeri ücreti. Yaptı da ne oldu?
Hadi sol kolay gel. Geçim zorlaştı mı? Geçim çok zorlaştı. Çok artık baka kavga ediyoruz. Her şey için bir şey alamıyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum. Evde de mi sorunlar başladı? Başladı. Başladı. Eşimle, çocuğumla bir yemek yaparken artık yapamıyoruz o kadar. Peki ablam, bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? Vallahi bilmiyorum. Biz normalde AK Parti'yiz ama galiba artık pişman oluyorum. Çünkü onun elinde o pişman oldum dedi. Oldum. Neden oldun ablam? Niye o onun Cumhurbaşkanı elinde yapabilirdi. Bir dur da diyebilirdi bu marketlere, bu büyük marketlere şey. Öyle yani. Hadi kolay. Peki ablam, teşekkür ederim. Ablamız geldi. Evet. Direkt şikayetim var diye. Evet. İzledim ve çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Ülkenin durumunu anlatan resmen anlattı gitti abla. Kendi durumunu anlattı yani. Ülkenin durumu bu. Ben yakın akrabalarımdan daha dün değil evvel gün akşam böyle otururken yani hesap yapıyorlar insanlar. Ayın sonuna para yetiştiremeyeceklerini görüyorlar. Çok üzüntü verici bir şey yani. Asgari ücrete zam yaptığından soruyor ama gelen zamları hesapladığın zaman biraz önce dedik ya kaşıkla verdi, şu an şeyle aldı. Hatta kepçeyle aldı yani. Peki efendim, Avrupa'da da geçim zor mu? Avrupa'da ben bir şey söyleyeyim mi size? Ben 17 senedir Viyana'da yaşıyorum. Medyeli TV, YouTube. 17 senedir Viyana'da yaşıyorum. Asgari ücret devamlı hep aynıdır. Ama ürünler de aynıdır. Enflasyon 0, bilmiyorum 0.1, 0, hani 0.1. Hissedilmeyecek derece. Evet evet, yani küçük küçük böyle minik minik zamlar gelir. Onu da geri tekrar indirimlerle dengelerler yani. Ama yıllardır asgari ücret de aynıdır yani, hiç değişmez yani. Asgari ücret alan yok ki. Ne asgari ücretli Avrupa'da diyorlar, asgari ücretli %1, nüfusun %3'ü %4'ü anca asgari ücret alıyorsa alıyordur yani. Gerisi hep yani, bir de şu var yani Avrupa'da insanlar, hani burada anlatıyorlar, ben bazı Avrupalı arkadaşları görüyorum. Viyana'dan, Almanya'dan veya daha değişik ülkelerden gelen arkadaşları görüyorum. Devlet bakımı olmayan insanlara, yani nasıl diye söyleyeyim, İşi olmayan insanlara veya ekonomik durumu kötü olan insanlara kira yardımı veriyor. Giyecek yardımı veriyor. Her türlü yardımı yapıyor. Ve yapılmıyor. Onu inkar ederler. Ellerine, dizlerine, gözlerine durur yani o. Ve bu haram bir paradır bence yani. Böyle diyen insan Müslüman değildir yani. Ben Müslüman demesin yani. Bunu alıp da inkar ediyorsa bir insan, burada yalan yanlış. O zaman burada niye geziyor ama bu adam? O parayı alıp burada yiyor, harcıyor. Yazık, günah değil mi? Ya maalesef yalan söylemelerine gerek yok yani. Kimsenin yalan söylemesine gerek yok. Madem ora kötü, bura iyi, bura benim memleketim, bura benim ülkem. Tabii ki kötü olmasını istemiyorum. Burayı çok seviyoruz. Ülkemiz yani, biz bir şey olduğu zaman geleceğimiz yer burası. Dönmeyi düşünüyor musun? Ya şu an hiç kesinlikle dönmeyi düşünmüyorum. Neden abi şu anda kesinlikle? Ya oradaki şartlar daha iyi. Buradaki şartlar iyi olsun. Ben buraya gelirim. Niye geliyor orada elin kahrını niye derler ya, hani elin kahrını niye çekilsin ki? Gerek yok yani, ama orada şartlar daha iyi. Gençlerimizin de bir Avrupa hayali var efendim. Evet, maalesef görüyorum. Ya ben kuzenlerimden görüyorum. Abi nasıl gidebiliriz? Dün bir öğrenciyle metroda karşılaştık. Abi oraya nasıl gidebilir? Bize bir yolunu göster dediğini yani kulaklarıma şahit oldum yani. Maalesef. Nasıl düzelir efendim? Nelerin olması lazım? Maalesef değiştireceksin. Avrupalı değiştiriyor abi. Ben mesela, ben Viyana'da yaşıyorum. Bir haftanın içinde 2 tane başbakan değiştirdi. Adam niye? Adam yanlış yapmış. Yanlışını istifa ederek dedi ki ben yanlış yaptım. Çekti boydu gitti. Yerine başkası geldi. Bu değiştireceksin abi. İyi değilse gidecek. Bazı Avrupalı vatandaşlarımız da, yani Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız da şunu diyor. Aslında bize oy hakkı verilmemesi lazım. Katılıyor musunuz? Ya ben kullandım ama ben de verilmemesi taraftarıyım yani. Neden verilmemesi? Ben burada yaşayan insanların kaderiyle niye oynayayım ki? Yani ben burada ekonomik olarak bir şeyim yok ya. Ev kirası ödemiyorum. Bağımlılığınız yok, yok yani. Ben sadece ziyarete geliyorum. Yazın bir ay geliyorum. Kışın 2 hafta geliyorum. Burada, ama burada yaşayan insanlar bir sene boyunca buranın bütün zorluklarını çekiyor. İyi yönünü, kötü yönünü çekiyor. Yani ben buranın kaderini niye etki yapayım ki? Etkilediğini düşünüyor musun? Tabii ki düşünüyorum. Yani Avrupalılar şunu düşünüyor. Kendi açısından baktığı için Avrupa'da yaşayan Türkler, Avrupalılar derken Avrupa'da yaşayan Türkler. Ya geliyor adam 1.000 euro bozduruyor. Kral gibi tatilini yapıp gidiyor. Ve buranın günlük gülistanlık olduğunu düşünüyor. Ve bunu da ülkeyi yönetenlerin sağladığını düşünüyor. Hayır, öyle değil abi. Senin paran değer yapıyor. 1'e 15 alıyorsun şu anki kurdan bahsediyorum. 1'e 15 alıyorsun ve istediğin gibi giyip
eğlenip yiyip içip gidip gidiyorsun. Bu. Peki abi, oy hakkında olduğu için soruyorum. Bugün bir seçim olsaydı oyunu kimden yana kullanırdın? Bakın ben bir şey söyleyeyim mi? Açık söyleyeyim. Ben bu şu anki yönetimin kurucusuyum, ilk kurucularındanım. Gençlik Kolları Başkanlığı yaptım Ankara'da. 13 senede hizmet ettim. Yurt dışında da Avrupa'da UET'de dediğimiz, şu an UIT denilen kurumda yönetim kurulu üyeliği yaptım. Keşke yapmaz olaydım. Ellerim kırılaydı da oy vermeseydim. Neden keşke? Ya keşke. Neden pişmanlık diyelim? Şimdi söylersem başım belaya girer. Yani niye biliyor musunuz? Biz bu noktalara gelip halkından uzaklaştı. Önceki halkından uzak değildi. Yani hep halkınla iç içeydi. Şimdi halkından uzaklaştı. Şimdi partiyi tamamen menfaat şeyleri yönetiyor. Yani insanlar, ben söylemek istemiyorum bazı şeyleri, içimde kalsın. Yani bana niye bıraktın senin menfaat? Ben menfaat olan insan bırakır mı bir yere ya? Kesinlikle. Yani değil mi? Senin menfaatine uymadığı için bıraktın diyorlar. Ya öyle bir şey yok. Menfaatim varsa orayı tabii ki orayı bırakır mıyım? Ben, ama ben yanlışlar olduğunu gördüğüm için. Ne yanlışları gördüğünüzde bıraktınız? Abi dedim ya biraz önce de, halktan uzaklaştı insanların. Hani benim dönemimde Tayyip Erdoğan bize dedi ki, ben bir yüzlükle, bir yüzüğüm var dedi, daha fazla olursa dedi. Bilin ki haram yemişim. Haram yemişim dedi, hırsızlık yapmışım dedi. Geldiğimiz noktayı ben bir şey söylemiyorum yani. Üzücü yani. Ben diyorum ya, ben bu yaz Viyana'dan Ankara'ya gelirken yani sosyal medyada yaptığım bir yorumdan dolayı 17 saat nezarethanede kaldım. Gerekçe neydi? Sadece hakaret olduğunu, hani hakaret de yoktu. Şey de yoktu. 17 saat iç nezarethanede kaldım. Sonuç ne oldu efendim? Sonuç ifadem alındı, serbest bırakıldım. Ama 17 saatiniz? 10 ya, şu an mahkeme devam ediyor. Cumhurbaşkanına hakaret. Hayır, Cumhurbaşkanı değil. Herhangi bir siyasi bir yorum yaptığımdan dolayı. Siyasi yorumdan Cumhurbaşkanı hakaret. Hayır Cumhur, ben o kadar hakaret edici kadar şey değilim yani. Öyle bir şeyim yok. Hakkım yok yani. Kimse kimseye hakaret etmez, edemez yani. Öyle bir şey yok. Ondan dolayı yani geldiğimiz noktayı özetlemek açısından, yani ben bu partiye emeğimi vermişim, yıllarımı vermişim. Ve hiçbir maddi şeyim olmadığı halde, öyleydi zaten ilk kurulduğunda, öyleydi. Şu an o kurulduğu noktadan çok çok uzaklarda ve uzaklarda olduğu için her gün oyu, her gün düşüyor oyu. Yani. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum bunu, imkanı bana verdiğiniz için. Ne çok demek? Sağ olun, kolay gelsin, başarılar diliyorum. Sağ olun efendim, çok teşekkürler.